yasa teklifini Ekim ayında meclise getireceğiz diyen Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den yeni bir açıklama daha geldi. O açıklamaya AK Parti'den yanıt gecikmedi. İdam cezası ile ilgili kanun teklifimizi meclise getireceğiz. Böyle bir istek diğer siyasi partilerden gelmeden adım atmak siyasi şovdan başka bir şey olmaz. Büyük Birlik Partisi lideri idam cezası için teklif hazırlama ısrarını sürdürdü. AK Parti'den bir kez daha yanıt geldi. Teklifi meclis gündemine taşımak için de destek gerekiyor anayasa değişikliği için de. 4 siyasi partimizin gruplarıyla bunu paylaşacağız, destek isteyeceğiz. Bizim MHP ile ikimiz iki parti yetmiyor. Mutlaka ya İYİ Parti'nin veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıcak bakması lazım. AK Parti ve MHP'nin desteği de yeterli değil üstelik. Çünkü idam cezasının anayasaya girmesi için 400 imza gerekli. Yani CHP desteği şart. İdam cezasının karşısında olan bir partiyiz. CHP ise idama karşı olduğunu açıklamış bir hatırlatma yapmıştı. Destici o hatırlatmaya da yanıt verdi. Sayın Destici'nin 199 milletvekili imzasına daha ihtiyacı var bunu teklif edebilmek için. Ben de biliyorum anayasa teklifi kaç imza ile verilir. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı idam cezasını teröristler ve tecavüz suçluları için istediklerini söyledi. Kararı vatandaş versin dedi, referanduma işaret etti.